Hello friends, and in this course we are gonna study could. And if you remember, last course we studied can, now we are studying could. Evet, şimdi bir önceki dersimizde can işlemiştik. Yani muktedir olma, yapabilme. Şimdi bunun geçmiş zaman halini göreceğiz. Yani past form dediğimiz could. Yani şimdi I can swim derken yüzebilirim. Ancak I could swim, yüzebilirdim. Yani geçmişe götürecek. Now we have some sentences in here. Şimdi burada cümlelerimiz var. Diyelim ki I'm in Marmaris. I can go to the beach every day. Günlük yap demiş. Marmaris'teyim. Her gün plaja gidebilirim. Şu an yapabileceğim bir şey. I was in Marmaris last month. Şimdi geçmişe gittik. Geçen ay Marmaris'te idim. Gördüğünüz gibi. I could go to the beach every day when I was there. Orada olduğumda, yani there dedi, Marmaris. Her gün plaja gidebilirdim. Gidebilirim, gidebilirdim. Ya da gidiyordum, gidebilirdim daha doğrusu. I cannot go to the movie today. Bugün sinemaya gidemem. I have to study. Çalışmam gerekiyor. Ya da I could not, kısa hali, couldn't go to the movie last night, I studied. Dün gece sinemaya gidemedim, ders çalıştım. Gördüğünüz gibi geçmişe gittiğim zaman could, present tense'de, şimdiki zamanda can olarak karşıma çıkıyor. Could you speak English before you came here? Buraya gelmeden önce İngilizce konuşabiliyor muydun? Yani yapabilme, edebilme. Şimdi could ve can de olduğu gibi model dediğimiz yardımcı fiillerden. Bunlar içerisinde ne var daha önce gördüğümüz? May, might, will, can ve could. Bunlar hep model. Bunların özelliği subject'ten sonra bunlar geldiği zaman arkasından verb one gelir. Yani fiilin İlk hali gelir, hiç değiştirmeden. İster soru olsun, ister olumsuz olsun, hangi türde olursa olsun, fark etmez. Zaten soru yapabilmek için de burada olduğu gibi could'u başa alıyoruz. Olumsuz olduğu zaman da could'dan sonra bir not getiriyoruz. Fiil, gördüğünüz gibi go, base, ilk halinde. Hiçbir değişiklik yok. Now, we have an exercise and it says write down what you could and couldn't do when you were a child. Çocuk iken ne yapabildiğinizi ya da yapamadığınızı yazın diyor. Şimdi bu cümlelere bakacaksınız. Yapabiliyorsanız, yani o zaman yapabiliyorsanız olumlu, değilse couldn't şeklinde cümleleri oluşturmamız gerekiyor. Örnek, when I was a child, ben çocuk iken, diyelim ki, I could stand on my head, kafamın üzerinde durabiliyordum. Ya da couldn't. Bunları lütfen yazarak cevaplamaya çalışın. Şimdi ben bunları kendime göre yapacağım. Siz de kendinize göre yazarak yapmaya çalışın. When I was a child, I couldn't stand on my head. Kafamın üzerinde duramıyordum. When I was a child, I couldn't ride a bike with no hands. Yani elleri kullanmadan bisiklet sürme yapamıyordum. When I was a child, I couldn't sing in another language. Diğer bir dilde şarkı söyleyemiyordum. When I was a child,
I could tell time before the age of five. 5 yaşından önce saati söyleyebiliyordum. When I was a child, I could do cartwheels. Cartwheels, yani yanlamasına takla atma ya da çember hareketi yapma. I couldn't do cartwheels. When I was a child, I couldn't read before the age of five. 5 yaşından önce okuyamıyordum. When I was a child, I couldn't hold my breath underwater for 1 minute. Çocukken su altında 1 dakika nefesimi tutamıyordum. When I was a child, I could go shopping. Alışverişe de gidebiliyordum, bakkala. Now, in this exercise, and it says, complete the sentences by using couldn't. Burada da ise sadece couldn't kullanmamız gerekiyor. Use the expressions in the list or your own words. Ya bu kutu içerisindeki ifadeleri kullanmamız gerekiyor. Ya da kendi ifadelerimizi. Şimdi burada call you, seni aramak, come to class, sınıfa gelmek. Zaten bir yapılmış. I couldn't do my homework last night. Dün gece ödevimi yapamadım. Because I was too tired. Çünkü çok yorgundum. Yapamadım. Get into my car. Arabama binme. Go swimming. Yüzmeye gitme. Go to the movie. Sinemaya gitme. Light the candles. Mumları yakmak. Listen to music. Müzik dinlemek. Wash his clothes. Elbiselerini yıkamak. Watch TV. Bunları bir bakın, kendinize göre yapmaya çalışın. İster bu ifadeleri, ister kendi ifadelerinizi. Sonra ben de yapacağım. Bakalım. Okay. Number two. I couldn't call you yesterday. Seni dün arayamadım. Because I lost your telephone number. Çünkü telefon numaranı kaybettim. Lost. I couldn't watch TV last night because my TV set is broken. Dün gece televizyon izleyemedim çünkü televizyonum bozuktu. Televizyonum bozuk. Tom couldn't light the candles because he didn't have any matches. Tom mumları yakamadı çünkü kibriti yoktu. The teacher couldn't come to class yesterday. He was sick. Dün hoca ya da öğretmen sınıfa gelemedi, hasta idi. I couldn't listen to music last night because my radio doesn't work. Dün gece müzik dinleyemedim çünkü radyom çalışmıyor. Ken couldn't wash her clothes because he didn't have any laundry soap. Ken elbiselerini yıkayamadı çünkü çamaşır deterjanı yoktu. Evet, burada şimdi bir düzeltme yaptık. Onun şimdi farkına vardım. Çünkü can, she, her, tamam. Burası da she olacak. Onu bir zahmet düzeltin. He değil. We couldn't go swimming yesterday. Dün yüzmeye gidemedik. Because the water was too cold. Çünkü su çok soğuktu. I couldn't get into my car yesterday because I locked all the doors and left the keys inside. Dün arabama binemedim çünkü bütün kapıları kilitledim ve anahtarları da içinde bıraktım. Leave, left. I couldn't go to movie last night because I had to study. Dün gece sinemaya gidemedim çünkü çalışmam gerekiyordu. Now, in this exercise, it says, Mr. Chang had a bad day yesterday. Bay Chang dün kötü bir gün geçirdi. There are many things he wanted to do. Yapmak istediği birçok şey var, but couldn't. Ama yapamadı. Yani he couldn't do anlamında kısa cevap. Tell what he couldn't do yesterday. Dün ne yapamadığını söyleyin diyor.
and give a reason. Ve bir neden belirtin. Use because. Çünkü kullanarak. Örneklere bir bakalım. Example, eat breakfast, get up late. Yani dikkat edin, hep couldn't kullanacağız. Mr. Chang couldn't eat breakfast. Mr. Chang kahvaltı yapamadı. Because he got up late. Çünkü geç kalmıştı, kalktı. Go downtown during the day. Have to work. Mr. Chang couldn't go downtown during the day. Mr. Chang gün boyu şehir merkezine gidemedi. Because he had to work. Çünkü çalışması gerekiyordu. Şimdi aynı şekilde bunları couldn't ve reason vererek, yani couldn't oluş burada kullanıp sonra bir neden, yani reason neden demek. Neden de burada var zaten. Because kullanarak bu şekilde cümleleri oluşturmaya çalışın. Okay. Now, number one, he couldn't eat lunch. Öğlen yemeğini yemedi. Because he left his wallet at home. Çünkü cüzdanını evde unuttu. He couldn't finish his report. Raporunu bitiremedi. Because he had to go to meeting. Toplantıya gitmesi gerekiyordu çünkü. He couldn't leave work at 5. 5'te işten ayrılamadı. Because he had to finish his report. Çünkü raporunu bitirmesi gerekiyordu. He couldn't play tennis because it was raining. Tenis oynayamadı çünkü yağmur yağıyordu. He couldn't enjoy his dinner. Akşam yemeğinden zevk alamadı. Because his wife was angry at him. Çünkü karısı ona kızgındı. He couldn't watch his favorite TV program. Sevdiği televizyon programını izleyemedi. Because his TV set doesn't work. Çünkü televizyonu çalışmıyor. Hala çalışmıyordu. O yüzden doesn't kullandık burada. Dikkat edin. He couldn't read quietly. Sessizce okuyamadı. Because his children were very noisy. Çünkü çocukları çok gürültülü idi. He couldn't go to bed early. Erken yatağa gidemedi. Because his neighbors came to visit. Komşuları ziyarete geldi. Now here it says correct the errors. Error hata demek. Bu error bilgisayarda uğraşan arkadaşlar da bilir. İşte error böyle hata verdi. İşte error dedi bu. Şimdi bu cümlelerde hata var. Bu hataları bulup düzeltmemiz gerekiyor. Bir okuyun. Dediğim gibi yani zamana, subject, verb kuralına bakın. Yani özne, fiil, yardımcı fiil. Bunlara bakarak burada hataları düzeltmeye çalışın. One, could you drive? Could, model biliyorsunuz. Could'dan sonra fiil yalın halde gelecek. Soru cümlesi olduğu için could you drive a car when you were 13 years old? 13 yaşındayken bir araba kullanabiliyor muydun? If your brother goes to the graduation party, kardeşin mezuniyet partisine giderse, if kalıbı gördüğünüz gibi, he can meet my sister, kız kardeşimle tanışabilir. Can olduğu için yine verb yalın halde geliyor. I couldn't open, yine gördüğünüz gibi could'dan sonra verb hep yalın halde olacak. I couldn't open the door because I didn't have a key. Kapıyı açamadım çünkü anahtarım yoktu. Yani bir anahtar yoktu bende. Please turn up the radio. Lütfen radyonun sesini aç. Turn up, sesini açmak. I cannot hear it. Duyamıyorum. When Ernesto arrived at the airport last Tuesday, geçen salı Ernesto havaalanına vardığında he couldn't find the right gate. Doğru kapıyı bulamadı. Çünkü burası simple past, burası da can'in past hali olacak.
Burada eğer simple present olsaydı, yani arise diye deseydik, burada cannot olurdu. Mr. Lo was born in Hong Kong. By Lo, Hong Kong'da doğdu. But now he lives in Canada. Ancak şu an Kanada'da yaşıyor. He couldn't understand spoken English before he moved to Canada. Burası simple past olunca burası da past'a girecek. Kanada'ya taşınmadan önce konuşma İngilizcesi bu. Yani konuşulan İngilizceyi anlayamıyordu. Spoken English, konuşulan İngilizce. But now he can speak. Ancak şu an konuşabilir. Ya da eğer can kullanmayacaksanız he speaks, konuşur. Yani ya he speaks kullanacaksınız ya da can kullanıyorsanız da speak, verb one. And understand English very well. Ancak şu an İngilizceyi iyi konuşup iyi anlayabiliyor. Ya da iyi konuşup iyi anlar. Simple present gideceksiniz. İki tarafta da o olacak. Değilse can'le gittiğimize göre bu can speak, can understand demek. Simple present kullansaydım he speaks and understands olacaktı. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Şimdi using be able to plus verb. Şimdi bu ne demek? Şimdi be able to can gibi anlam içerir. Yani şu cümleye baktığım zaman I am able to touch my toes. Toes ayak parmakları demek. Ayak parmaklarına dokunabilirim. Ya da I can touch my toes. Ayak parmaklarıma dokunabilirim. İkisi aynı anlama geliyor. Sadece farklı yapıda karşımıza çıkıyor. Birinde can kullanıyorum. Dikkat ederseniz touch verb 1. Eğer be able to kullanacaksam yine verb 1 geliyor. Be biliyorsunuz present tense'te am is are olarak karşıma çıkıyordu. O yüzden I am able. Eğer burada she olsaydı bu sefer she is able to touch her toes olurdu. Gelecek zamanla ilgili olarak da I will be able to go shopping tomorrow. Yarın alışverişe gidebileceğim. Gördüğünüz gibi be able present tense'de olursa gidebilirim. Ama will geldiği zaman beni gelecek zamana taşıyor. Gelecekte yapabilmek. I will be able to go shopping. Ya da I can go shopping tomorrow. Yarın alışverişe gidebilirim. Past tense olduğu zaman bu sefer burası was were dönüşecek. Nasıl olacak? I wasn't able to finish my homework last night. Dün gece ödevimi bitiremedim. Ya da I couldn't and was not able to, couldn't'la aynı anlam. I'm able to can ile aynı anlamı taşıyor. I couldn't finish my homework last night. Dün gece ev ödevimi bitiremedim. Şimdi gördüğünüz gibi be able can ve could'un yerine kullanıyoruz. Present tense'te am is are olarak karşıma çıkıyor. Past tense'te was were olarak karşıma çıkıyor. Şimdi burada tabloya bakarsak diyelim ki present tense'te nasıl olacak? I am able to swim. Yüzebilirim. Ya da he is able to swim. Yüzebilir. She is able to speak Russian. Rusça konuşabilir. They are able to catch fish. Balık yakalayabilirler. Past tense olduğu zaman da bu sefer gördüğünüz gibi burada be emizar olarak karşıma çıkıyor. Şimdi bunların olumsuz soru halini vermeme gerek yok ekstradan. Çünkü soru yaparken de şu be'yi başa alacağım sadece. Able to gene burada kalıyor. Olumsuz yaparken de bu am is are'dan sonra bir not getiriyorum. Olumsuz oluyor. Yani I am not
able dediğiniz zaman yapamam ya da she is not able. Soru sorarken de are you able to swim? Yüzebilir misin? Past tense olduğu zaman I was able to swim. Yüzebilirdim. Ya da they were able to speak Russian. Rusça konuşabilirdiler. She was able to catch fish. Balık yakalayabilirdi. Bu da past tense'ti. Can'in past tense halinin farklı bir şekli. Gelecekle ilgili olarak will be able to. Burada will'de gördüğünüz gibi be able to. Çünkü will'den sonra zaten verb yarın halde geldiği için be able to da be burada yarın halde. Sadece present ve past tense'te bu şahıslara göre değişiyor. Burada emizar, burada was were oluyor. Zamanla ilgili. Ama burada will olduğu için will ile ilgili kural hatırlarsanız will plus verb one demiştik. Ve be verb one olduğu için burada hiçbir değişiklik olmayacak. Yani I will be able to swim. Yüzebileceğim. He will be able to speak Russian. Rusça konuşabilecek. She will be able to catch fish. Balık tutabilecek. Now, it says on a separate sheet of paper, make sentences with the same meaning, use be able to. Farklı bir kağıda diyor. Aynı anlama gelen cümleler yazın. Be able to kullanarak. Number one, I can be here tomorrow at 10 o'clock. Yarın 10'da burada olabilirim. Ya da I will be able to be here tomorrow at 10 o'clock. Yarın 10'da burada olabileceğim. Yani ikisi de aynı anlam. Olabilirim, olabileceğim. Burada can kullandık. Burada will be able ya da I'll be able. Two students couldn't finish the test. İki öğrenci testi bitiremedi. Bir diğer anlamıyla two students were not ya da weren't able to finish the test. İki öğrenci testi bitiremedi. Could, couldn't, weren't. Aynı anlam. Sadece scratch'e dediğimiz yapı farklı. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapmaya çalışın. Sonra ben yazacağım. Bir bakalım. Okay. Now, number three. Mark is bilingual. Bilingual iki dil bilen demek. He can speak two languages. İki dil konuşabilir. Ya da he is able to speak two languages. Aynı anlamda yani. Burada be able to ile cümleyi oluşturduk. Burada ise can ile. Sue cannot get her own apartment next year. Next year olunca Sue will be able to get her own apartment next year. Gelecek yıl Sue'nun kendi apartmanı olabilecek ya da olabilir. Animals cannot speak. Animals are not able to speak. Gördüğünüz gibi konuşamaz. Can you touch your toes without bending your knees? Ayak parmaklarına dizlerini bükmeden dokunabilir misin? Ya da are you able to touch your toes without bending your knees? Aynı anlam. Ayak parmaklarına dizlerini bükmeden dokunabilir misin? Jack couldn't describe the thief. Jack hırsızı tarif edemedi. Jack wasn't able to describe the thief. Jack hırsızı tarif edemedi. Could you do the homework? Were you able to do the homework? Ev ödevini yapabildin mi? I couldn't sleep last night because my apartment was too hot. I was not able to sleep last night because my apartment was too hot. Apartmanım çok sıcak olduğu için dün gece uyuyamadım. My roommate can speak four languages. He is multilingual. Multilingual çok dil bilen. My roommate is able to speak four languages. He is multilingual. O da arkadaşım dört dil konuşabilir. Çünkü o çok dil bilen biri.
I'm sorry that I couldn't call you last night. I'm sorry that I wasn't able to call you olacak burası. Evet. Wasn't able to call you last night. Üzgünüm, dün gece seni arayamadım. Couldn't, wasn't able to call you. I'm sorry, but I cannot come to your party next week. I'm sorry, but I won't be able, ya da will not be able to come to your party next week. Üzgünüm, gelecek hafta partine gelemem ya da gelemeyeceğim. Can we take vacations on the moon in the 22nd century? Will we able to take vacations on the moon in the 22nd century? 22. yüzyılda aya seyahat yapabilir miyiz? 22. yüzyılda aya seyahat yapabilecek miyiz? Evet, bunlar da böyle. Now, in this sentence, complete the sentences, in this exercise, complete the sentences with your own words. Şimdi bu alıştırmada cümleleri kendi kelimelerinizle tamamlayın diyor. Şimdi bunları okuyun. İşte yapamadım dün gece çünkü şu nedenden dolayı. Yapabileceğiz bu nedenden dolayı. 22. yüzyılda bunu yapabileceğiz. Üzgünüm, yapamayacağım. Bunları okuyup kendiniz cevapları, kendi kelimelerinizle cümleleri tamamlamaya çalışın. One, I wasn't able to do my homework last night because I had a company. Dün gece ödevimi yapamadım çünkü bir misafirim vardı. Had a company, bir misafir anlamında. We will be able to take vacations on the moon in the 22nd century. Daha önceki araştırmadan aldığım bir cümle. 22. yüzyılda aya seyahat yapabileceğiz. I am sorry but I won't be able to help you next week. Okay, next yazımda bir hata vardı. Gelecek hafta sana yardım edemeyeceğim. Birds are able to sing. Kuşlar ötebilir. My friend is multilingual. Arkadaşım çok dil biliyor. Çok dil bilen biri. She is able to speak three languages. Üç dil konuşabilir. I am bilingual. Ben iki dil bilen biriyim. Bilingual, bildiğiniz gibi iki dil bilen. I am able to speak two languages. Okay, I am able to speak two languages. Burada bir yazım hatası vardı. Doğrusu bu. The students weren't able to get in class. Öğrenciler sınıfa gelemedi dün. Because they missed the bus. Çünkü otobüsü kaçırdılar. Will you be able to visit me tomorrow? Yarın beni ziyaret edebilecek misin? Jane wasn't able to finish her report because she was busy. Jane raporunu bitiremedi çünkü meşgul idi. Tom isn't able to buy a computer. Tom bir bilgisayar alamaz because he doesn't have enough money. Yeterli parası yok. Şimdiki, yani geniş anlamda. I won't be able to paint my house. Evimi boyayamayacağım. Because I'll be out of the town. Şehir dışında olacağım. Gördüğünüz gibi will you be able, won't be able. Evet. Now we have a reading passage about Nuray's summer vacation. Şimdi Nuray'ın yaz tatiliyle ilgili bir parçamız var burada. Bir okuyalım. Sonra da soruları cevaplamaya çalışalım. Önce parçamız bu. Sanırım sorularımız evet 4-5 diye başlamışız. Evet. 3 tane de sorumuz var. Okuma pasajıyla ilgili olarak. Şimdi okuyalım. Bakalım ne diyecek. Every summer Nuray goes to the countryside for a month. Her yaz Nuray bir aylığına countryside yani şehir dışı anlamı. Countryside yani şehir dışı kırsal bölge. Yani kırsal ya da bölge ya da şehir dışına bir aylığına
gider. Gördüğünüz gibi every sabır olunca simple present. Nuray goes. She stays at her uncle's farm and helps him. Amcasının çiftliğinde kalır ve ona yardım eder. She works very hard. Sıkı çalışır. But she likes it. Ancak bunu sever. Because she loves to spend time with her cousin Merve. Çünkü kuzeni Merve ile vakit geçirmekten hoşlanır, zevk alır, onu sever. Every morning, her sabah, she wakes up at 6 o'clock, 6'da kalkar. First, she collects the eggs, önce yumurtaları toplar. And feeds the chickens, ve tavuklara yem verir. Then she has breakfast at 6:30. Sonra 6:30'da kahvaltısını yapar. And after breakfast, ve kahvaltıdan sonra, she helps her aunt with the house chores for an hour. House chores, ev işleri demek. Kahvaltıdan sonra bir saat kadar halası ya da işte amcası ya da yengesi doğrusu burada. Çünkü amcasıyla kaldığına göre yengesine ev işlerinde yardım eder. She cannot wait to spend time with her cousin Mary. Şimdi burada she cannot wait to spend time with her cousin Merve derken bunun anlamı şu. Kuzeni Merve ile vakit geçirmeden edemez. Şimdi burada normalde wait beklemek ancak biz bunu çevirirken yani bir şey yapamadan bir şey yapmaktan duramaz, edemez. Yani onunla vakit geçirmekten edemez. Şimdi bunu tek tek böyle hani onunla vakit geçirmeyi bekleyemez gibi bir çeviri yaparsak biraz garip bir çeviri olur. O yüzden bunu çevirirken kuzeni Merve ile vakit geçirmeden edemez. They always have a great time together. Sürekli birlikte iyi vakit geçirirler. They climb trees. Ağaçlara tırmanırlar. Pick fruits and flowers. Meyve ve çiçek toplarlar. They love being outdoors. Dışarıda olmaktan zevk alırlar. Yani dışarıda olmayı severler. They come back home before dark. Hava kararmadan önce geri eve gelirler. And get ready for dinner. Akşam yemeği için hazır olurlar. After dinner, akşam yemeğinden sonra, they go out and feed the animals. Dışarı çıkıp hayvanlara yem verirler. Before they go to bed, yatağa gitmeden önce, they watch TV for a little bit or read books. Bir müddet, az bir müddet televizyon izlerler. Ya da kitap okurlar. They are always very tired at the end of the day. Günün sonunda daima yorgun düşerler ya da yorgun olurlar. And usually fall asleep uyuyakalmak. Yani uyuyakalırlar. Ne zaman? Watching TV or reading. Televizyon izlerken ya da okurken daima uyuyakalırlar. Evet, şimdi okuma pasajını bitirdik. Şimdi gelelim sorularımıza. Where does Nuray go in summer? Yazın nereye gidiyordu? She goes to her uncle's farm. Amcasının çiftliğine. Büyük şehire değil.
kuzeninin oteline değil ya da kampa gitmiyordu. Which one of the following questions you cannot answer? Aşağıdakilerden hangisini cevaplayamazsınız? How long does Nuray stay at her uncle's farm? Nuray amcasının çiftliğinde ne kadar kalır? Bunu cevaplayabiliriz. How does Nuray help her uncle and aunt? Amcasına ve yengesine Nuray nasıl yardım eder? What does Nuray do before she goes to bed? Yatmadan önce Nuray ne yapar? What's her favorite food? Onun en sevdiği yemek hangisi? Okuma pasajında sevdiği yemekle ilgili bir bilgi var mı? Yok. Demek ki D şıkkını cevaplayamıyoruz. Çünkü böyle bir bilgi yok. Which of the followings is not true about Merve and Nuray? Merve ve Nuray ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değil? Merve and Nuray can climb trees. Merve Nuray ağaçlara tırmanır. Bu doğru. They have a good time together. Birlikte iyi vakit geçirirler. Bu da doğru. They live together. Birlikte yaşarlar. Olabilir mi? Bilmiyoruz. They feed the animals. Hayvanları beslerler. Hayvanlara yem verirler. Bu da doğru. Doğru olmayan şu. Birlikte yaşamıyorlar. Kısa bir müddet birlikte kalıyorlar. Evet. Okuma pasajımız ve sorularımız da böyleydi. Now we have two exercises and one it says complete the sentences use can or cannot and one of these verbs. Şimdi şu kelimeleri, fiilleri kullanarak can ve can't kalıbıyla cümleleri tamamlayacağız. Bu bir. Zaten birinci yapılmış. I am sorry but I cannot come to your favorite party next Saturday. Üzgünüm. Gelecek cumartesi partine gelemem. Come kullanmış burada. İkincisinde complete these sentences use can't or couldn't. One of these verbs. Yine cümleleri şu bu fiillerle can't ve couldn't kalıbıyla tamamlamamız gerekiyor. Bunları bir yapmaya çalışın ve ben yapıp bakacağım. Number two. I like this hotel room. Otel odasını seviyorum. You can see the mountains from the window. Pencereden dağları görebilirsiniz. You're speaking very quietly. Çok sessiz konuşuyorsun. I cannot hear you. Seni duyamıyorum. Did you see my bag? Çantamı gördün mü? I cannot find it. Onu bulamıyorum. Catherine got the job because she can speak five languages. Catherine işe girdi çünkü 5 dil konuşabiliyor. I was tired but I couldn't sleep. Yorgundum ancak uyuyamadım. I wasn't hungry yesterday. Dün aç değildim. I couldn't eat my dinner. Akşam yemeği yiyemedim. Kate doesn't know what to do. Kate ne yapılacağını bilmiyor. She cannot decide. Karar veremiyor. I wanted to speak to Martin yesterday. Dün Martin'le konuşmak istedim. But I couldn't find him. Onu bulamadım. Ancak onu bulamadım. James cannot go to the concert next Saturday. James gelecek cumartesi konsere gidemez. He needs to work. Çalışması gerekiyor. Paula couldn't go to the meeting last week. Geçen hafta Paula toplantıya gidemedi. She was ill. Hastaydı. Evet, bu alıştırmalarımız da böyle. Now here we have an exercise and it says complete the sentences and use can, will be able to, could, was, were able to and be able to. Bu kalıpları kullanarak cümleleri tamamlamaya çalışın.
Ve ben yapacağım. Sonra karşılaştıralım. Okay, number one. Last night dediğine göre. Very able. Evet, number one. Şimdi burada bir yine hata vardı. Very able to talk to John last night. Dün gece John'la konuşabildin mi? Ya da buraya could you talk da diyebilirsiniz. İkisi de olur yani. Very able to talk ya da could you talk. I couldn't reach him. Okay, I couldn't reach him. Ya da I was not able to reach him. I can try again later today. Bugün denerim. Ya da buna I will be to try again later kalıbı da kullanabiliriz. Çünkü gelecekle ilgili. Can you make bread? Ekmek yapabilir misin? Ya da are you able to make bread? İkisi de olur. Yes, I'm able to make bread. Yes, I can make bread. What about you? Ya sen? No. Can you teach me? Bana öğretir misin? Sure, I can. Kısa cevap. Bana öğretebilir misin? Tabii ki. Can you understand the teacher? Öğretmeni anlayabiliyor musun? Ya da are you able to understand the teacher? Şimdi ne demiş burada? In the beginning dediğine göre geçmiş. I wasn't able to understand her in the beginning. Başlangıçta onu anlayamıyordum. Ya da I couldn't understand her in the beginning. But now I can understand most of her lectures. Yani derslerinin çoğunu anlayabiliyorum. Ya da I am able to understand most of her lectures. A konuşuyor yine. A speaking. I still cannot understand her very well. Ben hala onu çok iyi anlayamıyorum. Gördüğünüz gibi burada can, I still cannot understand her very well. Professor Jones, when can you correct our tests? Böyle de sorabiliriz. Yani testlerimizi ne zaman düzelteceksiniz? Ya da when will you be able to correct our tests? I began last night, dün gece başladım, but I couldn't finish. Ancak bitiremedim. Ya da I was not able to finish. I will be able to try again tomorrow, tonight. Bu gece bir daha bakabileceğim. Ya da I cannot try. Deneyebilirim. Again, tonight, bu gece tekrar deneyebilirim. Burada can da kullanabiliriz. Yani I can try ya da I will be able to try. Bu gece dediğine göre gelecekle ilgili. I hope I can hand them back to you tomorrow. Umarım yarın size onu geri iade edeceğim, vereceğim. Yani hand burada vermek anlamında, vermek, iade etmek. Ya da I will be able to hand them. Them dedi tests, testleri. Hello, şimdi telefonda konuşuyor büyük ihtimalle. Hi, this is Jan Smith. Ben Jan Smith. Telefonda konuşurken ilk önce this is diye kullanılır. Bu bir kalıptır. Yani this is Mahmut, this is Ahmet, this is Merve gibi. Ben Merve. İlk başlarken konuşmaya. I'm wondering, merak ediyorum. If I can get in to see Dr. Brown today or tomorrow. Yarın gelip Dr. Brown'u bugün ya da yarın görüp göremeyeceğimi merak ediyorum. Yani yarın gelirsem diyor doktor ya da bugün ya da yarın Dr. Brown'u görebilir miyim
Bunu merak ediyorum. Ya da burada if I will be able to get in. Yani bugün gelebilecek olursam anlamında. Burada will be de kullanırsınız, can de kullanırsınız. Well, she can see you tomorrow morning at 10-11. Yarın sabah seni 11'de görebilir. Ya da she will be able to see you. Görebilecek. Can you come in then? O zaman gelebilir misin? Ya da will you be able to come in then? O zaman gelebilir misin? Yes, I can. Ya da yes, I will. Eğer burada will you be able ile başlamışsak, buranın kısa cevabı yes, I will. Ama ben can ile başladığım için yes, I can diye kısa cevap verdim. Please tell me where you are. Nerede olduğunuzu bana lütfen söyleyin. Yani tam adres olarak söylüyor herhalde. I don't know the way to your office. Ofisinize yani büronuza nasıl gelinir bilmiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu konu burada bitti. Bir sonraki derste farklı konuyla görüşmek üzere. See you next time with a different topic. And